Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvan.com ve Kayseri Özel Üniversitesi Tarsı'nın katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Özellikle son günlerde kanalımıza abone olan arkadaşlara tekrardan hoş geldin derken kanalımızın daimi takipçilerine de buradan selamlarımı gönderiyorum. Aslına bakarsanız iki gündür hepimizin morali bozuk. Moralimizin bozuk olmasının şeyi, hani sebebi, derbi mağlubiyeti şu bu değil arkadaşlar. Yani Tabii ki de galip gelebilirsin. Tabii ki de mağlup olabilirsin. Ama Fenerbahçe'ye yakışır şekilde mağlup olursun. Yani oynarsın direkleri döversin şöyle olur böyle olur. Oynarsın ne bileyim hakem hakkını yer şu olur bu olur. Yani ortada hiçbir şey yok. Sadece şov. Başka hiçbir şey yok. Şov. Sahaya çıkan şovenistler kendine teknik direktör adleden yılların tecrübesi olup Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, hatta Başakşehirspor maçlarında hüviyet değiştiren ne yaptığını belki de kendi de anlamayan hani ben bunlara bu şekilde hükmederim diyen, rakibi doğru analiz etmeyen ve neyi hedefliyorsa o hedeflediğinden geride kalan bir teknik direktör anlayışı. Mesela Kadıköy'de maç sonunda gerginlik olmuş. Haberiniz var mı arkadaşlar? Mert Hakan Yandaş, Mehmet Aurelio Fotoğrafçılara 3 işaretiyle poz veren Icardi ile gerginlik yaşamış. Yapacak. Araya Okan Buruk girmiş. E, Mert Hakan Okan Buruk'la da tartışmış. Ya arkadaşlar adamlar geldi oynadı, kazandı, bitti. Bitti. Oynayaydın, ruhunu vereydin. Yani eliyle 3 yapmış da şöyle böyle. Allah aşkına Fenerbahçe orada 3-0 yenseydi. Aynısını bizimkiler de yapacaktı. Ya biraz dürüst olun ya. Biraz dürüst olun. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ya bir kere Fenerbahçeli'ye yakışacak bir hareket olacak. Mert Hakan Yandaş Efendi. Sen son 3 maçında da yedek kulübesindeyken üçünde de sarı kart gördün. At çiftliği mi lan burası? Burası Fenerbahçe at çiftliği mi? Dingon mı burası? Emre Berezoğlu varken ondan yüz buluyordunuz. Şimdi gittiniz e, Jesus'tan yüz buluyorsunuz. At çiftliği mi burası? Ne demek ya oynamayan futbolcunun 3 tane sarı kart görmesi? İrfan hareketi. İnsanlık dışı bir hareket. Fenerbahçe Spor Kulübü eğer hani şu benim üstümde taşıdığım mazinde bir tarih yatar. Daki gibi hala o niyetdeyse rekor bir ceza vermesi lazım. Ne demek o hareket ya? Ne demek o hareket? Bir Fenerbahçeye yakışır bir hareket mi o? Ama de ki balık baştan kokar. En fazla kırmızı Fenerbahçiyi biliyor musunuz arkadaşlar? Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Ocak Ne Ne yıldızla? Ne yıldızı? La? Ne yıldızı? Lan ben Alex'i Maldonado bunlardan daha iyi yıldızdı. Josiko bunlardan daha iyi yıldızdı. Harbi söylüyorum. Deniz Barış bunları top diye oynardı. Selçuk Şahin bunları top diye oynardı. Mert Hakan yandaş. Deniz Barış yani Selçuk Şahin top diye oynardı Mert Hakan'ı. Ne yıldızından bahsediyorsun sen? 69'da oyuna giriyor. Dubo ise sert bir harekette bulunuyor. 86'da var incelemesiyle kırmızı yiyor. Ya sen kimsin ya? Kimsin o hareketi yapıyorsun ya? Kimsin sen o hareketi yapıyorsun? Yedek kaldı da gururuna yediremedi. Lan neyi ne yediriyorsun? Ne yapıyorsun da neyi ne yediremiyorsun? 17 dakikada kırmızı kart yemişsin. Rossi. Ya en çok Rossi'yi savunan benim. Lan diyorum istatistikleri şöyle iyi böyle iyi falan filan. Rezalet ya. Kaçan goller şunlar bunlar rezalet. Yani etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Dördüncü haftadaki Konya maçında Valencia'nın yediği kırmızı mesela. Bence o kırmızı değildi. O ayrı mesele ama 13. atıda Sivas Spor Batı O da bence kırmızı değildi. Hatta kesinlikle spor otoritelerine göre Batı Şuhay'ın kesinlikle değildi. E Giresun maçında mesela Cava Pedro'nun adamı görmeden Rovaş kalkıyor. Sarı yiyor. Gör. Adamı görmeden aynı hareketi tekrar ediyor. Kırmızı yiyor. Ha hocam Galatasaray olsa verilmezdi. Trabzonspor olsa verilmezdi. Şuna mı? Ya bırakın ya bunları. Bu avuntuları bırakın ya. Ya Fenerbahçe'nin hücum attı bu kadar kolay kırmızı yememesi lazım. Biraz da kendine dikkat etmesi lazım. Maçı 10 tane faulle tamamladın. 10 faulle. Yani sert de oynamıyorsun. Hani 40 faulle her maçı tamamlarsın diye bir tane kırmızı yesin. Kabul. Bu da yok. 15. hafta Trabzon maçında. Allah aşkına Crespo'nun yediği kırmızı ya. ikinci sarı kartı özellikle. Hanginiz değil dersiniz. 5 kırmızı kartta en çok kırmızı gören takımız abi. At çiftliğine tekrardan döndürme, döndürme peşindeler. Fenerbahçe'de Serdar Aziz çıldırttı diyor haberin birinde. <laughs> Galatasaray hücumları karşısında etkin bir görüntü sergilemeyen Serdar Aziz. Ben bir şey merak ediyorum. Hangisi çıldırtmadı? Ya hangisi çıldırtmadı? Allah aşkına. O say Samuel. Ulan bir adam hiç mi kendini geliştirmez? Ya ot geldin saman gideceğin gibi bir olay ve Hiç mi kendini geliştirmez ya? Ya onu ona düzel onu düzeltelim. O düzelsin. Onu bekleyelim. Şunu bekleyelim. Aman Altay'a bir şey demeyelim. Morali bozur. Ama şuna bir şey demeyelim. Morali bozu Defolsun gitsinler ya. Ya millet burada asgari ücretle çoluğuna çocuğuna kıyafet almak için gecesini gündüzüne katıyor ya. Ya bugün var ya yani iki tane benim de e, kızım var. Ellerinizden öper. Allah yavrularımızı bağışlasın. Ya bir yere gittik geçen gün. Erciyes'e gittik daha doğrusu. Kaymaya. İşimiz bitti çocuk diyor ki baba acıktım diyor hadi bir yerde yemek yiyelim diyor. Ulan diyorum ki Allah'a çok şükür var da en azından çocuk acıktım deyince bir şey alıp verebiliyorsun. Bu ülkede binlerce belki milyonlarca kişi çoluğunun çocuğunun istediğini alamıyor. Alamıyor milyonlarca kişi. Hocam onlar da kendi seçimleri. Ya ben ona detayına şuraya buraya girmiyorum. Milyonlarca kişi çoluğunun çocuğunun istediğini alamazken bu lakaytlık niye? Milyonlarca lira para kazanıyorsun İrfan Efendi. Ya arkadaşlar. Pazartesiniz mahvoldu. Pazarınızın yarıdan çoğu mahvoldu. Muhtemelen bugün salı bugün de mahvolacak. Çarşamba da mahvolacak. Bak Fenerbahçe'nin öyle üstünden atması kolay bir şey değildir. Radikal bir şey olacak, inanılmaz bir şey olacak. Misal veriyorum Galatasaray'a bir ceza gelecek. 10 futbolcunun bir de sözleşmesini feshetmek zorunda kaldı falan diyecek. Hani şey yapıyorum. Anlayın diye söylüyorum. Ben yani radikal bir şey olacak ki Fenerbahçe taraftarı ay bak o çok güzel oldu falan. İşte Galatasaray'a 10 sene transfer yasağı. Avrupa'dan 10 sene men edildi. İşte 10 tane futbolcusundan acil olarak yollarını ayırmak zorunda. Şunlar şunlar diye. Anca Fenerbahçe'nin morali böyle düzelir. O da düzelirse ki bunun imkanı 1 milyarda 1, 1 milyarda 1. Ya da Fenerbahçe işte dünya gençliği 2 tane yıldızı aldı falan filan işte hemen 3 gün sonra, 2 gün sonra katılacaklar falan belki. Yoksa gitti. <laughs> Kritik toplantı kararı diyor haberde. Şimdi bu dünün haberi aslına bakarsanız. Pazartesinin haberi. Ancak beklenen bir şey. 3-0 yenildi Fenerbahçe. Ağır bir yara aldı. Eleştiri okları Jesus'a çevrildi. Derbiye üçlüyle çıkan e, futbol dehası Jesus'la yönetimin bir araya geleceği söyleniyor. Asla böyle bir şey olmayacak. Bunu da söyleyeyim. Asla. Asla böyle bir şey olmayacak. Çünkü Ali Koç hala ve hala Poliyanlacılığın zirvesinde. Köprünün altından daha çok sular akar. Bizim bir yoğurt yiyişimiz var. Zıkkımın kökünü yiyin. Son yediğiniz yoğurt olsun inşallah. 5 senedir yahu insan hiç mi ders almaz? Hiç mi ders almaz? Ya bak. Konya, Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray. 5 Beş tane maç. Toplam 4 puan almışsın. Aptala anlatır gibi anlatıyorum. Bak salağı anlatır gibi anlatıyorum. 5 maçtan 15 puan alsaydın bak 15 puan alsaydın şu an Galatasaray 3 puan önde mi? Çık 3 puan 1 puan. Sen üstüne 14, 15 puan ekle. 14 puan önündeydin Galatasaray'ın. Şampiyonluğa koşarak gidiyordun. Yoğurt mu yiyorsun? Köprünün altına yoğurt mu mayalıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ya 4 puan gerideyiz. Ense karartmaya gerek yok. Şunu yapmaya gerek yok. Bunu yapmaya gerek yok. Yani şunu demek istiyor. Nisan gibi başlayın. Bu sene geçti ama senenin gelecek senenin projesi şu. Gelecek seneye de şu hocayı getirelim. Emre Belezoğlu acaba Başakşehir'i bırakır mı? İsmail Kartal'ı geri mi getirsek? Ulan bu sefer de konsorsiyum mu denesek? Hem İsmail Kartal hem Volkan Demirel Emre mi denesek? Emre ile Volkan'a birlikte mi versin? Niyet buysa şey değil. Yahu 4 puanlık fark. Sen derbiye çıkmadan önce 1 puanlı. Sen derbiyi kazansan 2 puan öndesin. Psikolojik olarak bitirdim belki de Galatasaray'ı. Bitirecektim. Ya Jesus bu kadar sert tepkiler alıyor. Bak şunu düşünün. Jesus dedim şöyle böyle. Bende dahil hepimiz destekçisiyiz. Hangimiz Jesus'tan ilgili kötü bir şey söyledik? Hiçbirimiz. Hepimiz destekledik. Ya yalansa yalan değil mi bu arada arkadaşlar? Ama Jesus kendine yakışanı yapmaz oldu. Ya zirvenin 4 puan gerisine çık. Peki hocam Jesus'un hatası neydi? Haberde 3 tane hatadan bahsediyor. 1. Sezon başından bu yana hep aynı oyun planı üzerinde durdu. B planı geliştiremedi. Rakipler artık Fenerbahçe'yi ezberlediği için daha doğrusu çözdüğü için kötü skorlar geldi. Jesus buna seyirci kaldı. Dünya kupasından önce Fenerbahçe çözüldü. Çözüldü. Ve buna çözüm bulamadık. Trabzonspor teknik direktörü ne dedi? Fener'i çözdüm dedi. Üstüne çekiyorsun. Zaten dedi savunmayı önde kuruyor. <laughs> Bak. Biz gerçek hayatta dostuz. Galatasaray'la Beşiktaş'la, Trabzonspor'la dostuz. Muhabbet ederiz gırgır, gır, şamata komiklik. Sosyal medyada ne halt yiyorsanız yiyin, birileri sizi tahrik ediyor. Sosyal medyada birbirinize düşman oluyorsunuz. İki gündür Fener'in anasını bilmem, Fener ağlama, şöyle böyle falan filan. Ya arkadaş, ananızın babanızın yanında söyleyemeyeceğiniz kelimeleri sosyal medyada söylüyorsanız bu sizin gerçekten ahlaksızlığınızın, bu sizin köpekliğinizin göstergesi. Biri sizi köpek gibi kullanıyor tasmanızdan çekip hadi oğlum hadi saldır buna falan yap. Ya ne gerek var ya? Ne gerek var? Sosyal, mesela günlük hayatta iş yerinize gidip bütün Fenerlilerin anasına falan mı diyorsunuz? Ya bu ayıp ya. Fenerbahçeli biri gitmiş adam evine dönüyor bıçaklamış. Kayseri'de mesela adamlar birbirine girmiş bir soru Ya bu salaklık bu, bu gerizekalılık bu başka bir şey değil. Lan futbol. Eğlence. Oldu bitti gitti. Adam bak kırmızı kart yedi hiç umurunda mı? Milyon TL'leri alıp gidecek gece hayatını ya bırakın bu saçmalıkları ya. Allah aşkına ben şunu söylüyorum. Jesus'un sistem çözüldü. Kurt hocaysa sistemi değiştirirdi. İki, üçlü savunmada sürekli büyük zaaflar verilmesine rağmen bunda ısrar edildi. Ya Trabzon deplasmanındaki sahne ortada. Sıfır atak. Maçı hak edecek hiçbir şey yok. Galatasaray önünde yine aynı şey. Bana dün ne merak... arkadaşlar diyor ki hocam kaleciler değişik olsaydı biz bu maçı alırdık. Yahu Demeyim demeyim diyorum da kaleciler değişik de olsa Galatasaray 10 kişi de kalsa 9 kişi de kalsa Fenerbahçe bu maçı kazanmaya çıkmamış. Jesus'un sistemi bu maçı kazanmak üzere değil. Sen Kadıköy'desin. Bak ben kadroları yorumlarken maç önü canlı yayında ne dedim? Okan Buruk diyor ki "Ulan Fener üstüme gelecek. Ben geriye çekileyim, hızlı 3 tane adam koyayım. Yaparsam bunlarla bir şey yaparım. Kontradan bir tane atar, üstüne yatarım." Okan Buruk'un çıkarttığı şey bu. Hocam Okan Buruk Cesus'u çözdü. Çok iyi kapattı. Ferdi'ye bastı. O sahilin oyun kurmasını sağladı. Hocam parsellediler. Şöyle hiçbiri yok. Hiçbiri yok. Bunların hiçbiri yok. Okan Buruk'un sistem... kafasındaki şey şuydu. Fener önde baskı yapar. Çift forvet oynatır. Forvetler stoperlerime baskı yapar. Uzun oynarım. Galatasaray uzun oynadı. Topları hep aldı. Fener'inkilere ben önde baskı yaparsam ne yaparlar? uzun oynarlar. Bu her teknik direktör şey. Altay Bayındır'ın 15 tane uzun top kaybı var. Ee, Serdar Aziz'in 12 tane uzun top kaybı var. Bak 15 12. 27 tane zaten sadece buradan çıkmış. Fenerbahçe pas yapamamış. Orta sahada Crespo ara var. Adam Oliveira'yla Berkan'ı koymuş. Bak Galatasaray orta sahası kötü halbuki. Ama adam seni orta sahada mat etmiş. Bunu Okan Buruk'u kötü, kötülemek, küçümsemek ya da Galatasaray'a laf sokmak için söylemiyorum. Bunu şu yüzden söylüyorum. Sen hiçbir şey yapamadın ki futbol anlamında. Hiçbir şey yapamadın. Sadece Arda Güler oyuna alsaydın, Gustavo Henrique'yi çıkarsaydın, 10 numarada oyna top dağıt deseydin sen gene bu maç alırdın. Lincoln'u alıyorsun. Neyse büyük ve zorluk derecesi yüksek maçlarda yaşanan gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulunamadı. Fenerbahçe bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray önünde sadece bir kez kazanabildi. Attığı gol sayısı bir oldu. Şimdi ben size soruyorum. Şu istatistiği Aykut Kocaman yapar mıydı? Daha iyisini yapardı. Vitor Pereira daha iyisini yapardı. İsmail Kartal daha iyisini yapardı. Ben çok da ısrarlı bir şekilde söylüyorum. İsmail Kartal Konya'ya yenilmezdi. Trabzon'a yenilmezdi. Bak İsmail Kartal'ı savunmuyorum ama İsmail Kartal bunlara yenilmezdi. Evimizde biz Galatasaray'a yenilmezdik. İsmail Kartal'la. Beşiktaş deplasmanı. Biz Beşiktaş deplasmanında bu kadar hapsolmuş top oynamazdık. Yenilsek bile en azından derdik ki ulan daha ne yapalım? Falan yapadık. Başakşehir maçı. İnanın Başakşehir maçında falan oynayıp da kazandığımız şey değil yani. O kadar ahmış şahım top oynayıp da kazanmadık. Allah aşkına ya. Maç boyunca Fenerbahçe 120 kilometre koşmuş. Zirvede Ferdi Kadıoğlu. Ferdi 12.9 koşmuş. Takımın en iyi ismi. Galatasaraylı futbolcu 125.7 kilometre yani 125.7 koşmuş. Berkan 12.97 ile en çok mesafe kat eden isim. Ya birçok Galatasaraylı'ya sorun Berkan topçu mupçu değil derler. Jesus'un maç sonu konuşması. Bak. Şimdi Fenerbahçe maçı kaybediyor. Jesus öğrencilerini toplayıp kısa bir süre toplantı yapıyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ne dedi acaba? Bak demiş ki sadece bir maç kaybettik. Teslim olmak yok. Mücadelemize devam edeceğiz. Ben merak ediyorum. Ligin ikinci devresindeki Galatasaray maçında yine üçlü mü çıkacağız? O kadar geri zekalı mısın Jesus? Beşiktaş'ta evimizde oynayacağız. Üçlü mü çıkacaksın? O kadar aptal mısın? Trabzon maçına yine üçlü mü çıkacaksın? O kadar salak mısın? Konya ile yaklaşıyor maçımız. Yine üçlü mü çıkacaksın? O kadar geri zekalı mısın? Hocam sen de adama hakaret ediyorsun. Hakaret makaret etmiyorum. Aynı şeyi deneyip farklı sonuç beklemek geri zekalılıktır. Bir şeyi her zaman aynı şeyi deneyip farklı sonuç beklemek geri zekalıktır. Ama ben Jesus adına bir şeye çok sevindim. Tutunduğu dallardan bir tanesi gitti. Portekiz milli takımda Martinez dönemi. Portekiz Futbol Federasyonu milli takım teknik direktörlüğüne Roberto Martinez'in getirildiğini açıklamış. Oh, en azından bir tanesi gitti. Bir de Brezilya alırsa tamam. Jesus'un kafasını Fenerbahçe'ye vermesi için hiçbir engel kalmayacak. Belçika milli takımına çalışan 49 yaşındaki teknik adamla 3,5 yıllık anlaşma yapmış. o da ayrı bir manyak. O Belçika takımını hiç eden teknik direktör. Wigan Sevensia Everton'ı çalıştıran İspanyol teknik adam milli takımın altın neslinde kupa kazanamadığı gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti ki ben de eleştirdim. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Transferle düzelir mi? Mesela Usai Samuel. Ben şunu söylüyorum. Usai'ye teklif mi var? Anında satın. Anında satın. Ya bu kadar uzalma, uzamaz, kısalmaz bir futbolcu olmaz ya. Lan biraz kendini geliştir. Offside'ı boz. Mesela yediğimiz ilk golde. Korner'de kafayı alıp içeri çeviriyor. Al sana karambol diyor. Hadi bana gol at diyor. Ya Rabbi, rezalet. Hiçbir kendini geliştirmedin? O sahi yine Hız. Yalama ettiler orayı. Yalama ettiler. Hani hız? Hangi hız? Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Çok radikal bir değişiklik lazım. Bak. Beni sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Ben Jesus'u niye istedim? Ofansif teknik direktör diye. Biz 5 tane maçtan 4 puan aldık ya. Beşiktaş, Trabzon, Konya, Başakşehir, Galatasaray. Biz 5 maçta 4-1-3-2 çıksaydık en az bu kadar puan alırdık. En az bu kadar puan. Galatasaray maçına Fenerbahçe, <laughs> Kalede Altay Bayındır. Sağ bekte Ferdi, sol bekte Lincoln. Geriden çıkıyorsan Lincoln'le Ferdi ile oyna. Geriden oyun kuramıyorsun. O sayı ile topun tiesine oynayamıyorsun. O sayının sağ bek oluyor ama şu sistemde olmuyor. Sola koy Lincoln, hocam arkaya adam kaçar. Yapacak bir şey yok. Futbol bu. Risk oyunu, tehlikeler oyunu. Ferdi kaçırmıyor mu? O sayı kaçırmıyor mu? Sağ bek Ferdi, sol bek Lincoln. Stoper ikilisin. <laughs> Serdar Aziz, usta şey, ee... Atilla Salahi, Serdar Aziz Atilla Hem Temaslı iki tane stoperim var. Geriden oyun kurup topu kanatlara aktarabilecek kalitede. Birebir de de adam markacı yapabilecek iki isim. Önlerine Arao Marao değil. Crespo. Direkt Crespo. Crespo bu ligin en iyi ön liberosudur. Bu kafayla devam edersek Crespo'dan da olacağız. Koyacaksın Crespo'yu. 4-1'i kurdun mu? Kurdun. Sağ sol kanadın. Sağ kanada sen Galatasaray maçında kimi koyacaksın biliyor musun? Emre Mor'u koyacaksın. Emre'ye diyeceksin ki sen topu aldın dedi süratlenebilirsin. Rakibe tehdit oluşturursun. Rakip seni tutmak için geriye hamle yapar. Sol kanadına. Bak sol kanadına Lincoln'un önüne. Bu sefer Lincoln'u şey Rossi'yi koyabilirsin. Niye? Geriye dönüşleri var. Savunma katkısı yapar. Yardımcı olur. Ya da sağa İrfancan Efendi'yi sola Emre Mor Efendi'yi de koyabilirsin. Crespo'nun önüne. Crespo'nun önüne koyacağın isim Zayt. Miha Zayt. Şu günkü konjektürde ya Miha Zayt ya Mert Hakan yandaşı koyacaksın. Ara o o falan filan değil. İsmail Yüksek de olur. Sağ Emre Mor yanlış duymadınız. Sola Rossi ortasına Zayt. Hücum ikilisi. Joshua King. Hüleli adımlarla rakibi kaleye inebilir mi? İnebilir. Bitiricilik var mı? Var. Gizli forvet önünde de oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Joshua King. Forvet'e Batshuayi. Hah. İşte koşu onunla top atılacak Batshuayi. Sen Batshuayi bu özelliğin. 4-1-3-2 Bu taktikle çıksak biz Galatasaray'ı perişan ederdik Perişan ederdik Hocam orta sahada top yapamadık diyorsun ee, Geriden oyun kuramadık Ferdi ile ile oyunu kurardın Emre Mor Rossi ile geniş alan açardın Orta alanda Zayt'sın top dağıtmasıyla Sen orada bir üçgen kurardın Bu ne lan Doktor Strange gibi yapmaya başladım Koşu yollarına Batshuayi'nin, Joshua King'in koşu yollarına atacağın toplarla birlikte sen rakibe tehdit oluşturdun. Duran toplarda Allah aşkına en etkili silahın duran top diyorsun. Gustavo'yu bu yüzden oynatıyorum. Rezalet. İkinci yarı. <laughs> Emre Mor yoruldu mu? Çıkart. Al Arda Güler'i. Zayt'si yoruldu mu? Çıkart. Al İrfancan Can Kahveci'yi. Kaleyi karşıdan görecek. Yorgun savunma. Şut ihtimali var. Galatasaray iyiden iyiden geriye çekilirdi. Rossi'yi. Çıkart Rossi'yi. Çıkart Rossi'yi. Ya inan bak. inan Rossi'yi çıkart. İsmail şey İrfan Kahve İrfan Can'ı sola al. Merkeze İsmail Yüksek'i al. Zayt'sı falan çıkart. Hani değiştirebileceğim birçok isim var. Birçok isim var. <laughs> Bakalım Gaziantep maçına itibaren akıllanacak mıyız? Arkadaşlar iki tane de transfer haberim var. Arjantin'de Enner Valencia talebi diye. River Plate'de bazı taraftarlar kulüpten Valencia'nın transfer edilmesini istemiştir. Bu doğrudur. Niye doğrudur? Çünkü e, Valencia'nın Fenerbahçe taraftarındaki yeri sadece küfürle çalışan bir futbolcu tipi. Ama yani Süper Lig'in gol kralı iken oynatmaya oynatmaya gerilettirdik adamı. Dünya Kupası'nda 3 tane gola, golü var. Sözleşmesi sona eriyor. 25 maça çıkmış 15 gol 4 asist. Sen bu adamı derbide bile düşünmüyorsun. Sıkıntı nerede? Sakatlanan ne no oldu? 3 tane iletişimden sorumlu eleman var. Biz hiçbir şeyin haberini alamıyoruz. Hocam sen duyum veriyorsun ya. La benim vermem değil. Benim vermem bile yanlış. Ben de dahil bir Allah'ın kulunun duyum vermemesi lazım. Bu işte bir sakatlık yok mu sizce de? Çok ilginç. Jesus Stoper'e eski öğrencisini istiyor diye bir haber var. Yine transfer haberi. Stoper hattına Ruben Semedo'yu istiyormuş. Hatırlarsınız arkadaşlar, yazın da adı geçmiştim. Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın için pazarlıkta. Bak, Sameti beğeniyorum. Yanlış anlamayın. Şu anda Serdar Aziz'den falan daha iyi topçu. Şu anki haliyle. Biz Samet'i niye alıyoruz biliyor musunuz? Üçlü savunmaya tamamen dönmek için. Fenerbahçe taraftarının gram aklı kaldıysa bu transfere isyan edin, itiraz edin. Çıkın deyin ki bize Samet Akaydın değil. Ya illa Abu Bakar'da mı? Ne Abu Bakar ya? 30 yaşında. Musa Dembe de deyin. 8 milyon euro para istiyorlarmış. Versin. Financial fair play. Financial. Lan yemişim financial'ını da fair play'ini de cartını da curtunu da. Senin rakibin bak. Oynadıkları futbolu yeterince beğenmememe rağmen. Senin rakibin Seferovic, Icardi, Mertens falan getiriyor. Bak yeterince beğenmiyorum oynadıkları futbolu. O ayrı mesele. Bu benimki şahsi düşüncem. Katılmak zorunda değilsiniz. Senin rakibin bunları getiriyor. Sen Joao Pedro'yu getirdin. Evet. Yerinde bir hamle. Adam sakatlandı. Hiçbir şeyinden faydalanamıyorsun. Senin rakibin bak senin rakibin e, Abdülkerim Bardakçı'yı getirdi ki bana kalırsa hani bir Fenerbahçe'nin bir Galatasaray'ın az stoperi olmayacak isim ama mecburen yerli kuralından dolayı getirmiş. Sen Gustavo Hernike'yi getiriyorsun. Hala kafalarda soru işareti. Semedo ile ilgili şunu söyleyeyim. 28 yaşındaki stoper Aldo Hail'de Katar ekibinde 7 maça çıkmış. Mutsuzmuş. Gelmeye sıcak bakıyormuş. Piyasa değeri 2,5 milyon euro. Fenerbahçe taraftarı ne diyor biliyor musunuz? Hocam Eden Hazard geliyor mu? Abu Bakar geliyor mu? Ya Eden Hazard da Abu Bakar da bu takımın bak bu takımın şu anki ihtiyacı değil. Bu takımın şu anki ihtiyacı sol bek. Katışıksız sol bek. Ferdi Kadıoğlu sağ bekteyken şahaneydi. Sol beke geçti. Bu sefer sağımız da kötü olmaya başladı. Farkında mısınız? Ferdi so sağdayken solda Lincoln Alioski sırıtmadı. Niye sırıtmadı? Çünkü sağın mükemmel. Adamlar sağ o tarafa tedbir alırken sen buradan bir şekilde çıktın. Şimdi Ferdi'yi sola attın. Ferdi'de düşüş var. Sağ taraftan zaten çıkamıyorsun. Geriden oyun kurman bitti. Gustavo oynarken ayağı çok iyi top yapar, uzun top atsın. Ya sadece uzun toplan oynadık. Orta sahamız yok gibi top oynadık. Bunları görün. Abu Bakar, bak Abu Bakar da iş yapar. Yanlış anlamayın. Niye Abu Bakar? Niye Abu Bakar? 30 yaşına gelmiş, sakatlık problemi var. Belki de para için gitti etti. <laughs> ya gidin dembeley alın. Ya dembeley alın. Ya gidin dembeley alın ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'nin yerinde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Bak Fenerbahçe'nin yerinde olsam. Rossi'ye teklif var mı? 8, 9, 5, 6, 10, 15. Rossi'yi direkt satarım. Buruma'ya da lisans çıkarırım. Eğer mecbur satın alma opsiyonumuz varsa lisans çıkarırım. Yoksa sözleşmesini fes ederim. Oraya bir tane kanat oyuncusu. Borini'yi alırım lan kara gümrükten. Kara gümrükten Borini'yi alırım. Süper Lig'in en iyi kanatlarından biri. Hocam yaşı 32 olsun. Her futbolcun genç olacak diye bir şey yok. Bak Borini iyi getir Fenerbahçe'ye. Sol bekler adam lazım. O Ostevolde vardı, var ya. O çocuğu getir. Alonski'yi fes ediyorsan fes feshed, gönder. Orijinalde sol bekin oldu. Sol kanadın oldu. Tamam. Forvet'e eğer Valencia'ya gidecekse, ne bileyim öbürü gidecekse, şu gidecekse Musa Dembele. Eğer gitmeyecekse bak iki tane kanat aldın. Bir tane o sana orta saha lazım. Dalga geçmeyin. Yaz Zaytsın belirsizliğini götür. Ya orta saha. Kaleci İrfan Can bence Rüştü'nü ispat etti. 2 maç 3 maç oynasın. 6 ayda kendine gelsin. Bu takım rotasyonunu oynadığı zaman hatırlayın futbolcular canla başta oynuyorlardı. Diyorlardı ki olan rotasyon motosyon ama hani ben de forma giyebilirim diyorlardı. Şimdi rotasyona inanç kalmadı. Takımın adaletine inanç kalmadı. Bu geri tesis edilmesi lazım. Hocam Gaziantep maçını kaybedersek her şey biter. Şu an size göre her şey bitti. Ama ben şundan eminim. Galatasaray'a gitsin evinde misal veriyorum ya Hatay'a yenilsin. İmkan yok da. Fenerbahçe'de Gaziantep'i yesin. Puan farkı 1'e düşsün. Başlayacaksınız. Bu sene o sene. Fenerliler hisseder falan. Siz de kendinize çeki düzen verin. Arkadaşlar ben doya doya transfer haberleri vermek istiyorum. Sizden ricam şu. Merak ettiğiniz bütün transfer haberlerini buraya yorum olarak yazın. Ben de elimden geldiğince bakayım. Diyeyim ki arkadaşlarım şunları merak ediyorlar. Ben de elimden gelince size transfer haberlerini derleyip toplayıp vermeye başlayayım. Artık transfere yoğunlaşacağız. Transferle takım düzelir mi? Tabii ki de artı yönde ivme olur. 19 tane maçın kaldı. 19 maçın 19'unu kazanırsan şampiyon olursun. Hocam Galatasaray orada yensen bile matematiksel ya geçin. Geçin. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hepinizin çok tuhafına gidecek bir şey söyleyeyim mi de? Çok tuhafınıza gidecek bir şey söyleyeyim. Süper Lig'de dün ne oldu? Başakşehir Adana Demirspor'u yendi mi? Yendi. Bak, Başakşehir Adana Demirspor'u. Şu anda Galatasaray 39, Fenerbahçe 35, Başakşehir 34 puanla. Adana Demir 30 puanla. Değil mi? Yani ligin zirvesinde Galatasaray, Fenerbahçe 5. Şimdi Galatasaray 4 puanı arayı mutlaka kapatacak. 17 maçta 39 puan. 34 maçta 68, 78 78 zannetmiyorum. 34 maçta en fazla 66 puan. 64 puan falan alacak. Yani 117 17 maçlık serüvende en az 10-12 puan kaybolacak diyorum. Bak, sadece 17 maçlık serüvende edecek 34. Lig 36 hafta. 2 maçlık. Hadi birini kaybetsin. En az 15 puan kaybedecek altısı. Kaybetmek zorunda. Kaybettirilmek zorunda. Çünkü bu ligi izleyenler falan varmış. Ligin heyecanı falan düşüyormuş. Hala para verip izliyorsa bu ligi o da ayrı bir mesele. Sen önüne bakacaksın. Şu anda kaybedilen çok fazla bir şey yok. 4 mağlubiyetim var. Galatasaray'ın 2 mağlubiyeti var. Deplasmanda Galatasaray'ı yenmeye yemin edersin. Galatasaray'ın da 7 haftadır süren balığı, şansı, şunu bunu tersine dönerse ne bileyim bir bir kırmızıya bakar. Bir verilecek yanlış karara bakar. Ulan Sivas maçının intikamını alalım diyen bir hakeme bakar. Ya da başka bir şeye bakar. İnşallah Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun arkadaşlar. Pazar günden itibaren önümüzde ciddi bir şey var. Mesela Cuma günü Galatasaray maçı var. Ya Galatasaray Cuma günü kaybetsin. Fenerbahçe pazar günü kazansın dediğim gibi Türkiye'ye başlayacaksınız hemen. Hemen başlayacaksınız. Bu sene o sene hissediyoruz. Fenerliler hisseder. Hakkımız ayrısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğeniler için, abonelikler için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere. Bu arada görüş ve önerilerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca transfere dair sorularınızı da yorumlara da bekliyorum arkadaşlar.